Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana 63 ders siz bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı da billa yaşayan bulduk. Bana inşallah bugün dersin nahaylarken biz şunu düşünüşümüz gerek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatları, siyretleri bu gapirilip koyuladığın bir ders, eşitip koyuladığın bir mavize ya ki bir tinglab koyuladığın bir hikaye kıssamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyretleri siz bilen bizge ibret, namuna. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا دِمْ مَرْحَمَتْ قُلُ اللّٰهِ Tahkik Allah'a ve kıyamet kirli iman keltirgen ve Allah'ını köp zikir kıyan kişiler için Resulullah'ın hayatı da o kişinin siyreti de ibret namuna var. Kur'an Allah Teala'nın insanlarını hayatlarını yaşayıp ötüşleri için bir menhec buladıyan olsa, kullanma buladıyan olsa, dastur olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün bana şu hayatı da şu Kur'an'ını tatbiki kandı buluşuyla kürsatı verdi. Ötken dersimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatını suhbet kıyam bulduk. Ve bu şimdi bir musibet buldu ki bu musibet geten başka bir musibet yok. Çünkü Resulullah'ın vefatı bilen sama vahiyse tohtap kaldı. Allah Teala'nın emirlerini bize örgatıp durgen zat dünyadan ahiretge sefer kıldı. Müslümanlarga musibet yetti. Hatta kibar sahabeler hem nima kılışını bilişmezden hayran buluştu. Bu musibetli haber bütün Medine'ye tarqadı. Birinci bulup özüge kegenler bu ansarlar buluştu. Ular Banu Suayda ayvanı da, Banu Suayda sakifası da nima iş kılışını, maslahat kılışı için yığılıştı. Hala hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızın üyeleri de hala hem dafın kılıngeni yok. Resulullah'tan ki nima iş kılışlık gerek. Ansarlar bana şu nesana hal kılışlık yığılıştı. Ansarlardan iki kişi Uvaym ibn Sa'ide ve Ma'in ibn Adi raziyallahu anhular ansarlar yığılgen cahini terk kılıp muhacirler tamamen yıkarak yürü barıştı. Çünkü ansarlar muhacirlerden taşkarı özlerce bir halifeni saylap alışmasın, muhacirler hem bunu sadakat neşsin degen manada muhacirler ki bana şu yığılışlık hakkında haber vergeni şaşılıştı. Ansarlar asır namazıdan keyin, Peygamberimiz vefat kıyan günü asır namazıdan keyin Banu Suayda ayvanı da yığılıştı. Bu haber Ebu Bekir'e hem yetip kıyanı da şu payette özünün yanında boğayan Ömer ibn Hattab ve Ebu Ubayda raziyallahu anh humalarını yitalep Ansarlar tamamen yıkarıp, ana şu Banu Suayda ayvanı yıkarıp vardı. Yolda keliyatkeni de bu üçele muhacir Uvaym ve Ma'in raziyallahu anh kullarını cüretip alıştı yolda. Uvaym ibn-i Sa'ide hakkında Peygamberimiz şunu dedi gene de. Bana fihi ricalun yuhibbuna yetetahharu yani şu Kuba mescidi de özlerini yani onda paklikini sevdiğen kişiler vardır degen ayet nazil bu gene de Peygamberimiz etken ediler. Uvaym ibn-i Sa'ide ana şu kişilerden de gene de. Ma'in ibn-i Adi ise Resulullah vefat kıyanıda adamlar kaniydi ya Resulullah sizden bunu vefat etkenimizde. Kaniydi size vefat izi körmekenimizde. Deyişkenıda. Ma'in ibn Adi ise etkenıda. Men ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den göre avara vefat etkenimizde haklamayım ben. Çünkü o zatını tırıklığı da kan değil tasdikleyen bulsam vefat etkenimizde hem şimdi tasdikleşini haklayım ben de yanıda. Şimdi bir uluk insanlar adam. Bu iki kişi özü ansar buluşuya karamazdan Ansarlarda kılıyken işe ki tezgâri bulsayam, özleri doğru da bilgen insanı kılışı yaptı. Muhacirlerine haber vergeni keli yaptı. Bu kişilerin tamamen kalbini pakizekenliğine bir deliliydi. Ebu Bekir, Ebu Ubayda ve Ömer ibn Hattablar gelirken, bu iki ansar yolda uçuraşıp, onlarca sizler muhacirlersiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin vazirleri sizler. Bu işte, yani Peygamberimizden keyin başlık tayinlaştığı da yalnız özleriniz karar kabul kılıyorlar. Ansarlar da sözü yok kulak sormaylar dedi. Yani hiç kimse para okumazsan özüyler tayinlaylar halifeni dedi. Ebu Bekir Sıddık yok dedi. Biz ansar baradarlarımızla uğraşalımız. Ta ki sözümüz bir cahadan çıksın dedi.
Dedi de ansarlar yığılgan joyga bu 5 ila kişi endi birgalashib borishdi. Bu vaqtda ansarlarning sayyidi Sa'd ibn Ubada raziyallohu anhu o'zini qavmdoshlariga, ansarlarga xutba qilayotgan edi. U kishi shunday deyotgan edi. Ey ansarlar jamoasi, sizlar boshqalardan ko'ra dinga avvalroq keldinglar. Sizlarning islomda fazilatingiz bor. Bu narsa boshqa biron bir arab qabilasida yo'q. Albatta, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zining qavmini ichida o'z qavmini Allohning diniga da'vat qilib, butlarni tark qilishlikka bir necha yillar chaqirib yashadi. U zotga qavmining ozgina kishilarigina iymon keltirishdi. U kishilar, ya'ni Makkada payg'ambarimizga iymon keltirgan ozgina muhojirlar Rasulullohni himoya qilishga, u zotning dinini aziz qilishga o'zlarining boshlariga tushgan musibatni daf qilishga qodir bo'lmadilar. Shunda Alloh sizlarga fazil ko'rsatib, karomatni sizlar tarafingizga yurishini xohladi. Sizlarni bu ne'mat bilan xos qildi. O'ziga va nabisiga bo'lgan iymon bilan, Rasulullohni va ashoblariga bo'lgan himoya bilan rizqlantirdi. Rasulullohga bo'lgan himoya bilan, Rasulullohning sahobalariga bo'lgan himoya bilan sizlarni rizqlantirdi. To arablar Allohning dinini xohlab yoki majbur bo'lgan hollarida dinga kelmagunlaricha Alloh dinining dushmanlariga adovatingiz qattiqroq bo'ldi. Alloh sizlarning qilichlaringiz sababli arablarni payg'ambarning diniga kirgizdi. Hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlardan rozi bo'lgan holda vafot etdi. Bas, bu ishda xalifa saylashlikda. Sizlar boshqalarga parvo qilmay o'zlaringiz qaror qabul qilinglar. Chunki bu ishni hal qilish faqat sizlarning haqlaringiz dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi. Sa'd gapirayotganda unga aytadigan so'zlarimni tayyorlab turgan edim dedi. Sa'd so'zini tugatganidan keyin o'rnimdan turmoqchi bo'ldim, Abu Bakr meni to'xtatib qoldi. Kutib turing dedi. So'ngra o'zi turdi. Abu Bakr turib, "Ey odamlar," dedi, ansorlar ichida turar ekan. "Ey odamlar, biz muhojirlarmiz. Islomga birinchi bo'lib kirganmiz. Hasab jihatidan eng karamlisimiz. Makonat jihatidan insonlarning afzalimiz. Rasulullohga ham eng yaqin bizmiz. Sizlardan avval iymon keltirdik. Qur'oni Karimda ham sizlardan avval zikr qilindik. Chunki Alloh taol Qur'onda was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansor deb zikr qilgan. Ya'ni muhojir va ansorlarning birinchi peshqadamlari va ularga chiroyli amallar bilan erishgan zotlar Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ansorlar degan so'zdan avval muhojirlar degan so'zni zikr qildi. Bizni Alloh sizlardan avval zikr qilgan dedi. Biz muhojirlarmiz. Sizlar esa ansorsizlar. Sizlar bizning dindagi birodarimizsiz. Faydagi sheriklarimizsiz. Dushmanlarga qarshi bo'lgan jangda bizga yordamchisiz. Taqiq xayrli ish qildingiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bizlar amirmiz, sizlar vazirsiz. Arablar faqatgina Qurayshdan bo'lgan kishilarga itoat etadilar. Alloh taolo muhojir birodarlarga bergan narsani talashmanglar dedi. Umar ibn Xattob aytadi. Nima demoqchi bo'lsam dedi. Qanday so'zni aytishlikka tayyorlab qo'ygan bo'lsam, birortasini qoldirmasdan Abu Bakr hammasini aytib o'tdi dedi. So'ngra Abu Bakr so'zining oxirida albatta men sizlarga bu ikki kishidan birini tanlab olishingizni taklif qilaman dedi. Ya'ni o'zingizlarga boshliq qilib, mana bu ikki kishidan bittasini tanlanglar dedi-da, bitta qo'li bilan Abu Ubayda roziyallohu anhuni, ikkinchisini bilan Umar ibn Xattobni ushladi. Umar ibn Xattob aytadi, Abu Bakrda aytgan hamma gapidan rozi bo'ldi, faqat mana shunisiga rozi bo'lmadim dedi. Axir oralarida Abu Bakr Siddiq bo'lgan qavmga qanday qilib men boshlab olaman dedi. Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu kasal edi. Gapirayotganda bemor edi, betob edi. Gapini tugatgandan keyin kiyimiga o'ranib bir chekiga borib o'tirib olgan edi. Abu Bakrning bu xutbasidan keyin ansorlar jim qolishdi. Chunki Sa'd ibn Ubada turib bu ish, ya'ni boshliq tayinlashlik ansorlarning haqqi deb turibdi.
Abu Bakr Sıddık çıkıp durup muhacirlerde hakkı dedi. Şimdi Habbab ibn-i Muzir turdu da ansarlardan bu kişi. Turup etti ki sizlerden bitti emir boladığında bizden bitti emir boladı dedi. Sizlerden bitti emir, bizden bitti emir dedi. Hamma özünün fikrini aytı, galagav kötarılıp gitti. Ovozlar kötarıldı. Yine nime kılıçtı bilişmezden hayran kılıçtı. Şimdi Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anh oturdu. Ömer raziyallahu anh oturup aytı, ey adamlar dedi. Bu kişi Ebu Bekir Sıddık dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in gharda birge oturgen sahibi. O kişi hakkı da Allah Kur'an'da ayetler nazil kıyan. Hem de Resulullah sizlerge iman buluşuge fakat Ebu Bekir'ge razı bugen dedi. Kendi kılıp sizlerden birer kişi Ebu Bekir'ge iman buluşugini haklıydı dedi. Hiç kim durmadı. Çünkü Ümer ibn-i Hattab raziyallahu anh'u İmam götken de Peygamberimiz Allah ve Resulü ve Müminler buna sana halamiydiler de 3 metre takir ola genedi. Hiç kim turma geneden ki Ömer ibn-i Hattab ey Ebu Bekir dedi. Kol izi uzatayım dedi. Ebu Bekir kolunu uzattı. Hala Ömer ibn-i Hattab kolunu uçlar bayat bir günge kadar Ansarlardan bugün Başir ibn-i Sa'd raziyallahu anh'u ırgıp durdu da birinci bol Ebu Bekir'e bayat verdi. Ebu Bekir halife. Orkasından Ömer ibn-i Hattab bayat verdi. Ve Ansarlarında koyanları hem turup şimdi bir tıkılınç izdiham bilen şimdi bir bayat veriş başlandı ki bir çekede oturken Sa'd'ın ubadanı tepele bir barışı ki yakın buluştu. Demek bu müşküle bana şimdi nihayet taptı. Bu iş Düşanba günü bu genelde. Düşanba günü asırdan keyingi vakitte. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hala ham Ayşe anamızın hücreleri dedi. Hala ham dafan kılınmaz. Ertesi günü, Seyşanba günü peşinde adamlar namaz gecemlenirken Ebu Bekir minberge çıkıp yapırmak için oldu. Şunda minberge Ömer ibn-i Hattab çıktı da kütüp durayım dedi Ebu Bekir. Sonra Ömer minberge çıkıp şunda dedi. Men keçe günü etken sözlerim bu şeytanın adaştırışıdan dedi. Yani Resulullah ölmeyen, Resulullah kaçıp geldi de boyaki alanda musibette katılığına etken sözlerini et yaptı. Keçegi men etken sözlerim bu şeytanın adaştırışıdan. Elbette şöra ahli Nabi Yengiz'ni gorda hamrohi bo'lgan bu kişiye bayat verişlikke ittifak kılıçtı dedi. Yani Ebu Bekir'e bayat verildi. Turup Ebu Bekir'e bayat veringler dedi. Ve koyan Müslümanlar ham keçe ansarlardan taşkarı hali bayat vermeyen başka Müslümanlar ham bir çekeden gelip Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'a bayat verişti. Şunu kılıp Ebu Bekir Sıddık Müslümanlarga Resulullah'ın halifesi oldu. Sonra Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'a minberge götürüldü. Allah'a ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar aitti. Sonra aitti. Ama ba'd. Ey adamlar. Albatta men sizlarga boshliq qilib tayinlandim. Vaholanki men sizlarning eng afzalingiz emasman. Bu kamoli Ebu Bekir raziyallohu anhuning kamtarligidan edi. Ebu Bekir Siddiq raziyallohu anhu eng afzal inson ekanligi payg'ambarlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bilan isbotini topgan edi. Payg'ambarimiz aytgandilar, anbiyolardan keyin yerini bosgan eng afzal kishi bu Ebu Bekir deb aytgan edi. Alloh taolo osmonni yerni yaratgan kundan boshlab yer yuzini odamlar tepilar ekan kelib payg'ambarlardan keyingi o'rinda turgan eng afzal inson Ebu Bekir Siddiq roziyallohu anhu edi. Ebu Bekir hukmdagi o'zining manhajini, dasturini bayon qildi. Agar men to'g'ri ish qilsam bas menga yordam beringlar. Agar xato qilsam, bas meni to'g'rilab qo'yinglar. Chunki rostgo'ylik omonatdir. Yolg'on esa xiyonatdir. Ya'ni hech qachon sizlarni aldamayman, sizlarga yolg'on gapirmayman, ma'lumotlarni o'zgartirib taqdim qilmayman. Birodarlar, rostgo'ylik omonat. Odamlarning ustida rahbar bo'lgan odamlar, odamlarning mulkida omonatdor bo'lgan odamlar xotirjam bo'lsin. Qiyomat kunida ularga qo'yilgan omonat so'raladi. Rozgo'ylik bilan bo'ladigan bo'lsa Alloh taolaning barakati keladi. Adolat bo'lgan joyda barakat bo'ladi, farovonlik bo'ladi. Chunki rozgo'ylik omonatdir.
Yolg'on esa xiyonatdir. Davom etib Abu Bakr shunday dedi. Toki sizlarning orangizdagi zaif kishi agar boshqa birovda haqqi bo'lsa, meni oldimda bu kishi kuchlidir, toki uni haqqini olib beraman. Sizlardan qaysi bir kishi kuchli bo'lsa, lekin nohaq bo'lsa, meni oldimda u zaifdir, toki boshqalarning undagi haqqini olib beraman. Qaysi bir qavm Alloh yo'lidagi kurashni tark qilarkan, Alloh ularni xorlik bilan jazolaydi. Qaysi bir qavmda fahsh yoyilarkan, Alloh ularga balolarni yog'diradi. Ustingizda Allohga itoat qilgan narsamda menga itoat qilinglar. Alloh va rasuliga osiy bo'lgan o'rinda menga itoat qilmanglar. Namozlaringizga turinglar, yarhamukumulloh dedi. Mana shu qisqagina xutbasida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qanday hukm yurgizishligini, o'zini hukmdagi dasturini musulmonlarga bayon qildi. Bu 11-ci hijriy yil Rabiul avvalning 13-ci seshanba kuni bo'ldi bu ish. Payg'ambarimiz vafot qilganining 2-ci kuni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilasi, ahli u zotni dafn qilmoqchi bo'lishdi. Ali ibn Abi Talib, Abbos ibn Abdul Muttolib, Fadl va Qusum ibn Abbos, Usomat ibn Zayd va payg'ambarimizning mavlosi Shaqron roziyallohu anhumlar u zotni yuvishlik uchun kelishdi. Ahli Badrdan bo'lgan bir kishi, Avs ibn Huvli roziyallohu anhu Rasulullohni yuvmoqchi ekanligi haqida xabar topib, shoshilib keldida kirishga izn so'radi. Chaqirganida Ali roziyallohu anhu chiqdi. Oxirgi marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rishi mumkin shu yerga kirsa. Payg'ambarimiz faqat o'zini xonadoni, o'zini ahli yuvadi. Shunda ey Ali dedi. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasulullohga bo'lgan muhabbatni, u zotga bo'lgan suhbatimizni hurmatini o'rtaga qo'yib so'rayman. U zotni sizlar bilan birga yuvishimga ruxsat bering dedi. Ali roziyallohu anhu ruxsat berdi. U kishi ham kirdi. Ular payg'ambarimizni yuvmoqchi bo'lishdi, lekin nima qilishlikka hayron bo'lishdi. Sababi hamma qatori yechintirib yuvantiramizmi yoki odamlarga xilof qilib odatiga kiyimini yuvamizmi? Bu kishilar nima qilishligini bilmasdan turganlarida birdaniga hammasi yengil uyquga ketdi, mudroq bosdi. Va hovli tomonidan Rasulullohni kiyimlarida yuvinglar, ya'ni kiyimida qoldirib yuvinglar degan ovoz eshitishdi. O'zlariga kelib turib, eshitdinglarmi, eshitdinglarmi deyishdi. Bu Alloh tomonidan ularga berilgan bir ishora edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kiyimlarida turgizib yuvintirishdi. Nabi sallallohu alayhi vasallamni muborak jasadlarini Ali roziyallohu anhu olib ko'hrigiga suyab turdi. Fazl va Qusum roziyallohu anhumolar yordam berishdi. Usoma va Shaqron suv quyib berib turdi. Abbos ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu payg'ambarimizni yuvdi. Shunday qilib payg'ambarimiz yuvildi va 3 oq savob bilan kafanlandi. Endi dafn qilish kerak. Qayerga dafn qilishadi? Masjidga dafn qilishadimi? Oysha onamizning hujrasiga dafn qilishadimi? Yoki Baqi qabristoniga olib chiqib dafn qilishadimi? Maslahat so'rab Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni oldiga odam yuborishdi. Abu Bakr ularga men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning biz anbiyolar qayerda vafot qilsak, shu yerga dafn qilinamiz deganini eshitganman dedi. Shunda payg'ambarimizning xonadoniga bu xabar yetganda Oysha onamizni uyida qabr kavlashlikni harakatini boshlashdi. Chunki payg'ambarimiz Oysha onamiz roziyallohu anhuning uyida vafot topgan edi. Endi qabr qazishda ham yana ikkilanishdi. Qanday qilib kavlaymiz? Muhojirlar chuqurni to'g'ri kavlardi, kavlab shunda ko'milardi. Ansorlar esa chuqurni kavlab tushib turib, ya'ni yonboshiga chuqur qilib lahab qilishar edi. Endi qaysinisi bilan dafn qilamiz payg'ambarimizni? Muhojirlar kavlaganda ham yoki ansorlar kavlaganda. Muhojirlarni mana shu dafn ishlaridagi boshlig'i Abu Ubayda roziyallohu anhu edi. Ansorlarni bu ishda boshlig'i Abu Talha roziyallohu anhu edi. Abbos ibn Abdul Muttolib ikkalasiga ham teng odam yubordi. Yubordida Parvardigor dedi: "Nabiyinga o'zing ixtiyor qilib ber. Ana shu ikkisidan qaysi biri kelsa, o'shular qazigandaqa qazaymiz" dedi. Birinchi bo'lib
Abu Talha raziyallahu anhu, ansorlardan bo'lgan kishi keldi. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kavlangan kabir lahadi bilan bo'ladigan bo'ldi. Bu iş tunda bo'ldi, kabir kavlash. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'i yuvib bo'lganlaridan keyin odamlarga janaza o'qishlikka ruxsat berildi. Rasulullohni masjidga olib chiqishmadi. Ana shu turgan joyida avval erkaklar, keyin yosh bolalar, keyin ayollar kelib, top-top bo'lib kirib janazasini o'qishdi. Janazani o'qib bo'lgandan keyin qabr kavlash boshlandi. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar, asboblarda ovozidan bildik Rasulullohni dafn qilishayotganini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni chorshanba kuni dafn qilishdi. Chorshanba tunida kavlandi. So'ngra qabr tayyor bo'lganida Ali, Fazl, Husn va Shaqron roziyallohu anhumlar payg'ambarimizni ko'tarib qabrga olib kirishdi. Dafnga payg'ambarimizning qo'riqchisi Mug'ira ibn Shu'ba roziyallohu anhu ham qatnashgan edi. Lahadiga joylab chiqib, ustiga tuproq tortishlikka kirishmoqchi bo'lib turganlarida Mug'ira ibn Shu'ba qo'lidagi uzugini yechdi-da qabrga tashlab yubordi. So'ngra to'xtab turinglar, to'xtab turinglar dedi. Men uzugim tushib ketdi. Uzugini olib chiqib olay dedi. Tushdi-da uzugini olgandan keyin Rasulullohni oxirgi marta qo'llari bilan silab oldi. Va aytdiki keyin Rasulullohga oxirgi marta qo'lini tekkizgan odam men bo'lishimni xohladim dedi. Shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni dafn qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning hujrasiga dafn qilindi. Ali roziyallohu anhu uyga qaytib kelganida Fatima Zahra payg'ambarimizning qizlari qattiq yig'lab o'tirgan edi. Kuyoviga qarab, "Ey Ali," dedi. "Rasulullohni ustiga tuproq totgani qo'linglar qanday bordi?" dedi. "Men ustiga tuproq totdinglarmi?" dedi. "Qo'linglar qanday bordi Rasulullohga tuproq totgani?" dedi. Lekin o'lim haq. Har bir insonni boshiga keladigan haqiqat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vafotidagi musibat bo'lmaydi musulmon odam uchun. U zotning vafoti sababli vahiy to'xtab qoldi. U zot bizga vahiyni ta'lim berardi. Allohning buyruqlarini yetkazib turdi. Birodarlar, bir podshodi, rahbardi, bir ulug' insonda emas. Allohning buyruqlarini siz bilan bizga ta'lim berar edi. Vahiyni uzilib qolishidan, bizga osmon bilan yer o'rtasidagi aloqani uzilib qolishidan kattaroq musibat bo'lishi mumkinmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan sahobalarning muhabbati faqat bu dafnida yoki vafotida bilinmadi. Balki uzoq yillar o'tdi. Futuhotlar birin-ketin o'lkalarni musulmonlar fath qilishda davom etishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Fors, Rum saltanatlari mag'lub qilindi. Bu bilan Alloh taolo musulmonlarni islomni shavkati yuksalganligini ko'rsatdi. Kufrni va shirkni shavkati singanligini ma'lum bo'ldi. Musulmonlar Shomga qarab yurishdi. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytida to'rt katta qo'shinni Shomga, Baytul Maqdisga, Quddusni fath qilishga yuborgan edi. Quddus shahri fath bo'ldi. Endi Quddusdagi nasorolar biz shaharni faqatgina xalifaga topshiramiz deb turib olishdi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Quddusga o'zi yurib bordi. Quddusga keldi Umar ibn Xattob. Shunda Jo'lon balandligida, ana shu Jo'lon balandligida, mana shu bir buyuk musulmon lashkari, to'rtta katta amirni boshligida hammasi yig'ildi shu yerga. Bu darhaqiqat islomni g'olib bo'lganligini bir dalil edi. Rum parchalandi. Fors saltanati mag'lub qilindi. Islom g'olib bo'ldi. Xolid ibn Valid amirlardan, Shurohbil ibn Hasana, Amr ibn al-As, Abu Vayla roziyallohu anhu boshliq katta qo'shin yig'ildi. Mana shunday bir ulug' kunda ular Umar ibn Xattob roziyallohu anhu'dan "Ey Umar," deyishdi. "Bugun Allohning buyuk kunlaridan. Bilolga ayting, bugun azon aytib bersin," dedi. "Bilolga buyuring, bugun azon aytsin," dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilgandan kundan boshlab Bilol roziyallohu anhu azon aytmay qo'ygan edi. Rivoyatlarda keltiriladi. Azon aytmayman deganida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytasiz deb majbur qiladi. Shunda "Ey Abu Bakr," deydi.
Agar siz meni Umayyadan sotib olib, o'zingizga qul qilishlik uchun sotib olgan bo'lsangiz, buyuring aytaman deydi. Agar meni Alloh uchun ozod qilgan bo'lsangiz, meni majbur qilmang. Axir ashhadu anna Muhammadar Rasululloh desam, Rasululloh hujrasidan chiqib kelmasa men qanday sabr qilaman deganida. Mana bir necha yillar o'tdi, endi Bilal roziyallohu anhu'dan sahobalar mana shu kunni sharofati bilan ozon otib berishligini talab qilishdi. Bilal roziyallohu anhu'ni Umar chaqirdi va Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, bugun ozon otib bering dedi. Bilal roziyallohu anhu rozi bo'ldi. Rasulullohning vafotidan keyin birinchi marta ozon otyapti Bilal. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Endi ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deganda Bilal to'xtab qoldi. Yig'ladi. Yig'ini qattiqligidan Bilal roziyallohu anhu ozonni davom etkiza olmay qoldi. Bilal roziyallohu anhu yig'ladi. U kishining yig'isiga qo'shilib hamma yig'ladi. Chunki Rasulullohni eslashdi. U zotni pokiza siyratini, iymonni eslashdi. Jihodini, xulqini eslab yig'lashdi. Fidokorligini, sabrini eslab yig'lashdi. U zotning ulug' sifatlarini eslab barchalar yig'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha mehnatni, qiyinchilikni, mashaqqatni qilib bo'lib Alloh taolaning huzuriga safarni ixtiyor qilgan. Mana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga bergan bashoratlar birin-ketin sodir bo'lib olishlayapti. Rumni yengishdi, Forsni yengishdi, Quddusni, Baytul Maqdisni fath qilishdi. Bilal roziyallohu anhu yig'ini qattiqligidan ozon ayta olmay qoldi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni qalbimizga joylashini so'raymiz. Firdavs jannatlarida bizlarni u zot bilan hamsuhbat qilishligini so'raymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrati malollantirmaydi. Bu Rasulullohning siyrati bu hikoya yoki qissa emas, bir eshitib qo'yadigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrati ibrat, namuna, biz uchun qudva. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohu katira. Alloh Qur'onda aytadi: "Ey mu'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambarida go'zal ibrat namuna." Birodarlar, bizga hech kim ibrat bo'lishlikka yaramaydi. Biz uchun ibrat bo'lgan zot faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat nima? Bu xutba emas, bir hikoya emas, she'r, madh yoki biror-bir mavizam emas, eshitib qo'yadigan. Rasulullohga bo'lgan muhabbat, u zotga bo'lgan ergashish, u zotning sunnatini hayotimizda tatbiq qilishlik. Rasulullohga bo'lgan muhabbat nima? Siz bilan bizning iymonimiz sharti. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va validihi va nasi ajma'in. Sizlardan bir kishining iymoni komil bo'lmaydi, toki men unga otasidan ham, bolasidan ham, hattoki hamma odamlardan, hatto o'zini jonidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmagunicha uni iymoni to'liq bo'lmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yughibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu g'afurur rahim. Ey Muhammad, ayting, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qilguvchi bo'lgan zotdir. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lida borishimizga, o'ziga yo'liqadigan kunimizgacha u zotning sunnatida turishimizga tavfiq berishini so'rab qolamiz. Mana darsimiz nihoyasiga yetdi. 63 darsda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qib o'rgangan bo'ldik. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vasf qilishdan qalam ojiz. U zotni qaddi qomati yu xulq atvorlari, fe'llarini sifatlashlikka qalam ojiz. Payg'ambarimiz mana shu buyuk sifatlari bilan hammadan ajralib turadi. Mana shu sifatlarining ta'sirida
Kalplar o zatını ulgulab yaxşı gördü. Adamlar o zatını hurmat ihtiram kıldı. Ve bana şu hurmat ihtiram barası da dünyadaki hiçbir insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e beraber bulamaydı. Hiç kim bandalardan hiç kaysısı başka bir bandanı Müslümanlar özünü Peygamberini yaş görgençeli yaş görgenmez. O zatın etrafı da yaşayıp durgen adamlar o zatını kattık seviş aradı. O zatka tırnakça zahmet yetken neden göre özlerini boyunlarını özülüp geçişini yaş görüş aradı. İnsan balalarını içiden hiç kimge ata etilmegen fazilet, özüge has bulgen kemalat sıfatları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i özü de cemlendi. Bana kuyuda, dersimizin nihayesi de sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in taşkı görünüş hakkında nimeler değişken bana şurada okuyan bulamız. Ummu Mubit Peygamberimiz hicret kıyanı da bana şu ayağının çadırıge tohta gene de yolda. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o ayol kan diye sıfatla gene de. Peygamberimiz hakkında Ummu Mubit şunu dediydi. Uzat gayet körkem yüzlerinden nur yağılıp duruşu, güzel hulkli, başı ve karnını ne kattalik ve ne kişilik bilen ayıbla buladı. Husundar ve güzel. Köz karacığı hem tüm kara. Kiprikleri uzun, avazları da biraz mayinlik var. Boynu sel yine uzun. Közünün akı tınık ak. Kaşları keman, saçları kapkara. Sükut saklayanı da vıkar. Sözləgəni də isə körkəmlik balqıb duradı. Uzaqdan qaraganda gayet kelişkən körkəm, yaqından körgəndə gayet gözəl və yoqumli. Sözləri şirin və dona-dona. Sel gəp ham, kəm gəp ham emas. Sözləri xuddi ip getirilgən munçaqdi. Orta boylu, körgən kişi nə pəkənə və nə darraz dib ayıblay aladı. Yanıda hamrohları ham var. Ular uning so'zlariga jim turib quloq solishadi va buyruqlarini bajarishga oshiqishadi. Ular uning amriga muntazir bo'lib, yonidan nari ketishmaydi. U qovoq uyuvchi ham, birovni kamsitish ham emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin sahobasi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu shunday dedi. U zotning bo'ylari o'ta uzun ham, o'ta past ham emas, o'rta bo'yli edilar. Sochlari o'ta jingalak ham, o'ta silliq ham emas. Jingalaklik va silliqlik o'rtasi deydi. Badanlari semiz ham, yuzlari go'shtdor va dumdumaloq ham emas edi. Yuzlari biroz dumaloqlikka moyil, tiniq oq edi. Ko'zlarining qorachig'i tim qora, kipriklari uzun, yelka va bo'g'in suyaklari katta. Ko'kraklaridan qorinlarigacha mayin va ensiz tuk bilan qoplangan. Badanlari jundor emasdi. Oyoq qo'llari zalvorli, yurganda xuddi qiyalikdan tushib kelayotgandek salobat bilan yurardilar. O'girilib qaramoqchi bo'lsalar, butun gavdalari bilan burilar edilar. Ikki kiftlari o'rtasida payg'ambarlik muhri bor edi. U zot oxirgi payg'ambar edilar. U zot g'oyat qo'li ochiq, nihoyatda jur'atli, o'ta rozgo'y, ahdiga vafodor, xulq-atvori muloyim, o'ta samimiy inson edilar. Dastlab ko'rgan kishini haybatlari bosar. Yaqindan tanigan odam esa u kishini yaxshi ko'rib qolar edi. U zot haqlarida so'zlagan odam men u zotdan avval ham keyin ham u kishiga o'xshagan kishini ko'rmadim der edi. U zotni ko'rgan, u zot bilan birga yashagan kishilar payg'ambarimizga shunday bir ta'rif berishyapti. Anas ibn Malik roziyallohu anhu kichkinaligidan Rasulullohning xizmatini qilgan. U kishi aytadi. Rasululloh keng yelkali tiniq rangli edilar. Ranglari juda oq ham, qora ham emas edi. Barro roziyallohu anhu aytadi. Xushqad keng yelkali edilar. Sochlari quloqlarning yumshoqiga yetar edi. Men u zotni qizil hullada, qizil kiyimda ko'rdim. U kishidan ko'ra chiroyliroq insonni aslo ko'rmaganman. Ka'b ibn Malik aytadi. Xursand bo'lsalar yuzlari oyda yorishib ketar edi. Jabr ibn Samura roziyallohu anhu aytadi. Boldirlari biroz ingichka edi. Kulsalar faqat tabassum qilib qo'yardilar. U zotning yuzlariga boqib, ko'zlariga surma tortilgan deb o'ylar edim. Aslida esa surma qo'yilmagan bo'lar edi. Umar ibn Xattob aytadi.
O zatın tişleri cüde çırali idi. İbn Abbas aytadı. Kürek tişlerinin arası açık bulup, gəpiriyatken de, gəpirgen paytları da tişleri arası da nur taralıyatken deyip olardı. Anas Raziyallahu anh aytadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin keftlerinden körü mülayimroh bulgen ne ipek ve ne başka nesini işlemedim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin boyudan körü huşu boyroh biran hidni tapmadım. Bir ayet aytadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hidlerinden ya ki boylarından körü huşu boyroh ne müşk ve ne ambar ve ne başka biran huşu boyroh tapmadım. Abu Cuhayfa aytadı. Uzatın kollarını alıp yüzümge bastım. Kolları kardan da muzdek ve müşkden de huşubeyrak edi. Cabir ibn Samura raziyallahu anhu özünü balalik davrini esleb etedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü silediler. Kolları da salkınlik ve huşubeylikini hıskıldım. Göya uzat kolunu attarının kutusundan çıkarken de gidi. Anas raziyallahu anhu etedi. Terleri mercan de gidi. Anam Ummu Sulaym etedi. O yani terleri huşubeylinin huşubeyi. Cabir raziyallahu anhu etedi. Bir yoldan yürüp ötken bolsalar, o zattan keyin şu yolda yürgen adam, huşuboy hidlerden, ya ki terlerinin huşuboy hididen, o zattan bu yerden ötkenle bilvalardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bir büyük insan bu geldi. Ayet ötkenimizde, bu vaizlerinin tilleri, katıplarının kalemleri o zattını, cesedi, ahlaki sıfatlarını tariflaştık ki elbette aciz buladı. Siz bilen biz, mana shunday zotga ummat bo'lganimizga Alloh taologa hamd va sanat aytishimiz kerak. Va u zotga ummat bo'lganligimizni isboti o'laroq hayotimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi bilan yashab o'tishimiz kerak bo'ladi. Siz bilan bizga Alloh taoloning tavfiqi bo'lgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.